Hindistan'a uzanıyoruz. Hindistan'da bu güzel amcamız şimdi daha önce uzun süreli olarak kullanılmış olan bu aküye yenileme çalışması yapacak. İlk olarak akünün üst kapağını açıyor. Şimdi de eski hücreleri yerlerinden çıkarıyor. Çıkarılan bu hücrelerdeki plakaları ayırarak üzerlerinde oluşan sülfatlaşma kısımlarını ve oksitlenmiş bölgelerini eğleme yöntemiyle restore ediyor. Şimdi de beyaz renkte getirdiği plakaları hücrenin orta kısmındaki eski plakalarla değiştiriyor. Şimdi de bir lehim parçasını ısıtmaya başladı. Bu lehim parçası eriyerek kullanıma hazır hale gelecek ve plakaları kısa devre yapmak için kullanılacak. Ve işlem başladı. Genellikle 12 volt akülerde 6 adet hücre bulunmaktadır. Yüksek bir ihtimalle bu akü 12 volt değerinde bir kurşun asit akü olabilir. Sıra geldi akü kutusunun temizlenmesine. Genellikle bu işlem saf suyla yapılır. Akü kutusu temizlendikten sonra hücreler teker teker hücre bölmelerine yerleştirilir. Ve hücreler hücre bölmelerine yerleştirilir. Şimdi de terminaller hazırlanıyor. Üst kapak takıldıktan sonra sıra geldi artı ve eksi kutuplarının hazırlanmasına. Tabii ki üst kapağın tamamen oturtulması gerekiyor ve bu yüzden sağlam bir şekilde kapatılıyor. Şimdi de sıra asit suyla akünün doldurulmasına geldi. Restorasyonu tamamlanan akü şarj için hazırlanıyor. Akü şarj cihazı, diğer adıyla regresörle bu işlem yapılıyor. Umarım içeriğimiz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.